Eskişehir Ekspres takipçileri. Bugün de yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Kendisi Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili adayı Operatör Doktor Kayıhan Çağlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyorum. Kendisiyle Dede Korkut Parkı'nda güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Açık havada böyle bir söyleşi yapma imkanı sunduğunuz için bilhassa teşekkür ederim. Çünkü biz yoğun, stresli bir çalışma ortamı içerisinde bu tür açık hava seyahatleri, gezileri düzenleyemiyoruz. Genelde kapalı ortamlarda benim için de değişiklik oldu. Çok teşekkür ederim. Konuğumuz olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Kayhan Bey, aday olmaya nasıl karar verdiniz? Efendim ben 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayıydım ikinci sıradan. Orada yarım kalan bir işi tamamlamak gerektiğini düşündüm. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Eskişehir yerelinden tüm seçimlerde almış olduğu en yüksek oyu o dönemde bize teveccüh gösterdiler Eskişehirliler. İkinci sıradan milletvekili olarak seçilmeyi, kıl payı kaçırmıştık. Dolayısıyla Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in erken genel seçimleri erkene alınmasını teklif etmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması ile 24 Haziran 2018'e erken tarihe geri çekilmiş oldu seçimler. Dolayısıyla ben de kendimi Milliyetçi Hareket Partisi aday sıralamasında avantajlı olarak kabul ettim. Sebepleri geçmişte 7 Haziran genel seçimlerinde iyi bir çalışma, iyi bir performans sergilemiş olmam. 20 yıldır Eskişehir'de Eskişehirlerimizle sağlıklarıyla ilgileniyor olmanın avantajı. Hasbelkader naçizane bir köşe yazarlığımız olması. Bu sebeplerle kısacık bir zaman içerisinde aday tanıtımı gibi bir zaman sarfiyatına neden olmayacağını düşündüğüm için aday olmayı düşündüm. Dolayısıyla Cumhur İttifakı noktasında da katkım olacağına inanıyorum. Hem yaşam tarzımız hem inanç yapımız, fikriyatımız Cumhur İttifakı ile örtüşmekte. Dolayısıyla katkı sağlayacağımı düşündüğüm için karınca kararınca aday olmaya karar verdim. Çok sevilen ve başarılı bir doktorsunuz. Teşekkür ederim. Çok fazla ziyaretler gerçekleştiriyorsunuz. Halkın bakış açısı nasıl Cumhur İttifakı'na? Sizin AK Parti ile Cumhur İttifakı'na bir araya gelmeniz nasıl değerlendiriliyor? Vatandaşlar tarafından. Efendim ben şöyle izah edeyim. 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişimi maalesef ki Türkiye'yi oldukça olumsuz etkilemiştir. Sonuçlarını hala olumsuz bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz esasen. Tam anlamıyla da giderebilmiş değildir. Hala kanıtlarıyla mücadele ediliyor ve edilmelidir. Biz 16 Temmuz günü çalışmış olduğum hastanenin aynı zamanda başhekimiydim. Biz 16 Temmuz günü hastane yönetiminde katılımıyla, ortak kararıyla birlikte personelimizi topladık. Hastanemizin önünde hain darbe girişimini telin eden bir basın açıklaması yaptım. Ve personelimizi de beraber onların da desteğiyle ellerimizde Türk bayrağıyla, sloganlarla vilayet meydanına doğru yürüyüşe geçtik. Orada güvenlik güçlerimiz tabii aldıkları talimat gereği vilayet meydanına girişin yasak olduğunu söylediler. Biz de elbette ki bu hain darbe girişimi sadece bir siyasi partiye yani AK Parti'ye hedef alan bir girişim değildi. Demokrasiye ara verdirici bir faaliyetti. Biz de tabii hastane yönetimi olarak dedik ki madem öyle hükümeti temsilen de o dönemde biliyorsunuz şimdi olduğu gibi AK Parti var idi. Ve orada bir darbe girişimine karşı bir tepki gösteren kalabalık bir grup partili olduğunu öğrendik. Dedik ki oraya gidelim, onlarla kaynaşalım, onlara biz de destek verelim düşüncesiyle kafile olarak oraya gittik. Sağ olsunlar çok güzel ve coşkuyla karşıladılar, alkışladılar. Efendim söyleyeyim konuşma yapmak istedim, memnuniyetle dediler. Sandalye getirdiler, sandalyenin üstüne çıktım, mikrofon verdiler. Orada da basın açıklamamızı yaptık. Dolayısıyla biz zaten
Cumhur İttifakı'nı, şahsım ve partim 16 Temmuz günü zaten tesis etmiştik. Kaldı ki malumunuz darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde ilk tepkiyi veren, siyasi tepkiyi veren Genel Başkanım Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey oldu. Kendisi genel merkez binasında idi. Helikopterlerin ateş açtığı, uçakların bombalamada bulunduğu bir zamanda genel merkezin ışıklarının güvenlik gerekçesiyle söndürülmesi gerektiği kendisine söylendiğinde bile biz ışıkları söndürürsek millet ne yapar düşüncesiyle buna engel olmuştu. Ve hükümeti Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediğini, hükümetin arkasında olduğunu açıklamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler zaten bu anlamda o gece hükümete destek vermişlerdi. Zaman içerisinde görüldü ki yeni kapı ruhuyla başlayan bir milli birlik, beraberlik şuuru olgunlaşarak bu döneme kadar geldi. Ve Genel Başkanımızın takdiriyle de işte 24 Haziran 2018 genel seçimlerine birlikte girilmesi kararı verildi. Umuyorum ki Eskişehir Kurtuluş mücadelesinde kutsiyetlerimiz olan bayrak, millet, vatan, devlet noktasında zaten gereğince sahip çıkmıştı. Bu değerlerin kıymetini bilen bir Eskişehir halkımız var. Dolayısıyla Cumhur İttifakı da yerli ve milli olma şuuruyla harekete geçtiği için inşallah Cumhur İttifakı'na destek verecektir diye düşünüyorum. Seçim gezilerimizde de bu konuda oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Türkiye ekonomisi ülkemizde olduğu kadar, yani dışarıda da çok konuşuluyor, kriz var deniliyor. Siz Türkiye ekonomisi nasıl görüyorsunuz? Sizce kriz var mı? Seçimden sonra nasıl bir ekonomi bizi bekliyor? Efendim zaten terörün her türlüsünü Türk milleti olarak yaşıyoruz. Yani zaten yıllarca devam ede gelen bu PKK, DAEŞ, işte en son FETÖ terör örgütleriyle mücadele noktasında verdiğimiz güvenlik güçlerinin şehit edilmesi, kayıplarımız, maddi manevi hakikaten bu milleti sıkıntıya sokmuştur. En sonunda işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin gücü ve Türk milletinin ferasetiyle bu terör faaliyetleri minimize edilmiştir, azaltılmıştır. Fakat görüyoruz ki bu sefer de terörün başka bir türlü çeşidi devreye sokulmuştur. O da ekonomik terör. Dış güçler bu ekonomik taarruzla, işte doların yükseltilmesi gibi bir takım borsadan yabancıların çekilmesi gibi bir takım ellerinde olan imkanlarla Türkiye'yi zafiyet içine sokmaya çalışmaktadırlar. Genel Başkanımız da bu hadiseyi gördüğü için tek elden, tek merkezden güçlü bir cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, denge ve denetim içerisinde tabii ki bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bu ekonominin de zor hakkından geleceğimizi düşünüyoruz. Yani bir an önce Türkiye istikrarlı bir yönetim tarzına girmelidir düşüncesiyle genel seçimleri öne aldığını düşünüyorum genel başkanımızın. Peki bu seçim farklı bir seçim. Oyumu kime vereceğim konusunda kararsızım diyen seçmenler için ne söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz ne olur? Efendim yani oy noktasında biz tabii kendimizi anlatırsak ayıp olur diye düşünüyorum esasen. Çünkü Türkiye'de 50 yıldır 49 ama hani yuvarlarsak 50 yıldır var olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baktığınız zaman pek çok siyasi partinin mezarlığı haline gelmiş bir geçmişte 50 yıl ayakta kalabilmek gerçekten zordur. Bunu da vatandaşlarımızın, Türk milletimizin bize olan inancı, güveni ve desteği sayesinde olmuştur. Bundan sonra da var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin kaskosudur Milliyetçi Hareket Partisi, sigortasıdır. Her zaman güçlü bir şekilde mecliste temsil edilmelidir ki her zaman için biliyorsunuz doğruya doğru demiştir, yanlışa yanlış demiştir. Biz her zaman için genel başkanımızın da her zaman söylediği gibi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben sloganıyla her zaman her türlü fedakarlığı yapmaya hazır bir partiyiz. Yani biz şahsiyetimizi hiçbir zaman ön plana çıkarmayız. Ülke ve millet faydası neredeyse biz orada oluruz. Dolayısıyla Türk milletinin zaten bunları gördüğünü düşünüyorum, takdir ettiğini düşünüyorum. İnşallah bizi güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecektir diye umuyorum.
Peki sizce bu seçim zor bir seçim mi ya da ilk turda bir sonuç alınacak mı? Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruyorsunuz. Ben ilk turda bu işin biteceğini düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesi, feraseti, aklı ve işte yaptıklarını ve yapacaklarını halka çok güzel bir dille, onların anlayacağı şekilde anlatabildiğine inanıyorum. Bu anlamda diğer karşı tarafı, yani Millet İttifakı'ndaki faktörleri de hesaba kattığınız zaman çok parçalı bir yapı, beş benzemez diyelim, bir araya geldiler. Kaldı ki bu anlamda benim de gönlümden geçen esasen Milliyetçi Hareket Partisi'nin elbette ki bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması idi. Şahsi bir düşüncem bu. O da tabii genel başkanımız Devlet Bahçeli olmalıydı. Hatta bir köşe yazısında da ya Devlet Baş'a ya Kuzgun Leş'e başlığıyla bir yazı da yazmıştım. Gönlümdeki muradı açıklayan. Ama yine demin de bahsettiğim gibi genel başkanımız feragat etmiştir. Ve mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aday göstermiştir partimiz adına da aynı zamanda. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda bir birliktelik var. Millet İttifakı'nda ise bir ayrıcalık var. Sanıyorum birinci turda bu işin biteceğini düşünüyorum. Umuyorum öyle olur. Çünkü Türkiye'de artık kaosa, krize, kumpasa artık zaman yok. Bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tesis edilir ve bir an önce sorunlarımızı çözmeye başlarlar diye düşünüyorum. Bir de seçime çok az zaman kala siyasi dil çok konuşuluyor, yani bozulduğu söyleniyor. Siyasilerin birbirine karşı böyle hakaret eder vari konuşmaları vatandaş tarafından tepki görüyor. Ve işte seçim günü yaklaştıkça bu konuşmalarda artıyor. Siz siyasilere bu konuda ne söylemek istersiniz? Hani seçim konusunda miting yaparken bu dili kullanmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, ben siyasilere hani tavsiyede bulunmak dan ziyade kendim de siyasi olduğum için kendimden örnek verebilirim. Ben gerek aday adaylığım sürecinde gerekse şu andaki adaylığım sürecinde kendimi anlatmaktan tarafım. Hep kendimi anlattım, yapacaklarımı anlattım. Geçmişimi anlattım. Geçmişim geleceğin teminatıdır dedim. Siyasilerin kendilerini anlatmasını daha doğru buluyorum. Yapacaklarını, projelerini anlatmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Karşı tarafa hakaretamiz sözler söylemek, belden aşağı vurmak, olmayan şeyleri olmuş gibi aktarmak veyahut da işte bir sempatizanın ya da bir parti mensubunun yapmış olduğu bir paylaşımı sanki o genel başkan yapmış gibi aktarmak, bir takım işte fotomontaj bir takım şeylerle insanları karalamak. Ya bu tür şeylere girmemek lazım. Aslında bu 80 öncesi evet bir iş çatışma ortamı vardı ama o zaman siyasi liderlerine baktığınız zaman gerçekten hoşgörü ve tolerans bugüne nazaran çok daha iyiymişti. Yani bir Levent Kırca'yı biliyorsunuz işte bütün genel başkanların tiplemesini yapabilmişti ve gülerek seyrediyorlardı. O ortamları aslında o zemini özlüyoruz. Son olarak takipçilerimize ne söylemek istersiniz? Seçime bu kadar kısa süre kalmışken. Efendim ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ülkenin en köklü partilerinden olduğunu ve geçmişte verdikleri Türk milletinin varlık mücadelesinin gelecekte yaşanacak bir takım sıkıntılarda da yine sorumluluk alacak bir parti olduğunu ve bizlerin siyasi bir ikbal için değil, gelecek nesillerin istikbali ve istiklali için mücadele ettiğimizi unutmasınlar. Oylarını kullanırlarken bu ülkenin ilelebet var olması gerektiğini, kıyamete kadar İsrafil'in sura nefes üfleyeceği güne kadar bu Türk milletinin var olmasını arzu ediyoruz, egemen olmasını istiyoruz, güçlü bir Türkiye istiyoruz, milliyetçi Türkiye istiyoruz. Güçlü devlet istiyoruz. Bunun da yolu Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermelerinden geçiyor. Desteklerini bekliyoruz Eskişehirli hemşerilerimizin. Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Adayı Operatör Doktor Kayahan Çağlar. Diğer milletvekili adaylarımıza da söyleşilerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.